Marmaris Beriz Fenişleri Müdürlüğü olarak yol üstü yapı yenileme çalışmalarına İnönü Caddesi'nde devam etmekteyiz. Bir çalışmamız da şu anda Yunus Nadi Caddesi'nde var. Çalışmanın son aşamasına gelmiş bulunmakta. Burada üst yapı yenileme çalışmalarını yaparken bisiklet yolları, otoparklar, kaldırımlar ve yolun tamamını düşünerekten yapıyoruz. Daha önce başlatmış olduğumuz bisiklet yolları projesinde ağın birbirine bağlantı sağlamak amacıyla 153 sokaktan çıkan 146 ile İnönü Caddesi'ne bağlanan kısımda da bisiklet yolunun devamını yapmak istiyoruz. Yapılacak olan bu çalışmada bisiklet yolu, yol, kaldırım ve otopark çepleri yerleştirirken, plana göre yerleştirilirken daha önceden dikilmiş olan palmiye ağaçları, özellikle palmiye ağaçları bizim planın uygulamasını oluşturamamakta olduğu için ağaçların sökümü gerekmekte. Burada da sökülen ağaçlar daha sonra başka bir alanlarda Park Bahçeleri Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilmekte zaten, yani tamamen itlafı yapılmamakta, sadece yer değiştirme yapılmaktadır. Bu konuda vatandaşımızın duyarlı olması, bu konuda bize yardımcı olması, yapılan çalışmaların gelişi güzel değil de bir plana göre yapılması amaçlanmaktadır. Marmaris Belediyesi olarak her yıl bütün park alanlara, refüjlere binlerin üzerinde ağaçlar diktik, dikmeye de devam ediyoruz. Marmaris İsmi gibi İnci Marmaris, her tarafı yemyeşil hale getirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda özellikle yol çalışmalarında refüjlerimizde, kaldırımlarda gölge ağaçlarıyla kaldırımlarımızı donatmaya çalışıyoruz. Kaldırımlarda ağaç olmayan yerlere de ağaç dikerek bu unsuru ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. En son uygulamalarımıza da kaldırımlarda meyve ağaçlarına ağırlık vermeye başladık. Limondu, zeytindi, armuttu, bu tür bu bölgenin bitkilerinden ağaçlarla rengarenk süslemeye çalışıyoruz. Şu an inşaatı Fenişlerimiz tarafından sürdürülen alanda da bulunan palmiyelerimiz gölge unsuru açısından ve dekoratif açısından daha zayıf olduğundan dolayı bunları değişik park alanlarımıza hiçbir tane zayiat vermeden nakillerini gerçekleştiriyoruz. Şu an çalışmanın devam ettiği alanda da yine bir meyve ağacı uygulaması yaparak mis kokulu bir sokak haline dönüştürmeyi planlamaktayız. Marmaris daha da yemyeşil, daha da güzel sokaklarla dolacak. Ya da biz böyle güzel bir değişikliğin yapılmasını olumlu karşılıyoruz. Her şey de güzel olacak, mükemmel olacak. Daha doğrusu Marmaris'e yakışan bir şekilde olacak. Bu trafik keşmekeşi, otopark keşmekeşi ortadan kalkacak. Palmiyelerimiz güzel ama çok aşırı büyüdüler. Bir de şey yok, düzen yok. Bazısı çok sık, çok birbirine yakın, kaldırımları kapamış vaziyette. Onların yerine de bazı güzel ağaçların dikileceğini öğrendim. O da güzel, o da iyi olacaktır mutlaka. Memnunuz. İnşallah umduğumuz gibi güzel bir şey olacak. Ben 8 senedir bu sokakta yaşıyorum. Palmiye ağaçlarının kalkıp bisiklet yolu ve araç için park yeri cep yapılmasına çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. İnönü Caddesi'nde de yol çalışmaları devam ediyor. 143 sokakta da aynı şekilde devam edecek. Araç park sorunu büyük Marmaris için büyük bir problem. Bunun bu ceplerle kalkacağına inanıyoruz. Palmiye ağaçları kalkıp başka bir korumalı ağaçlar gelecekmiş. Gölge yapan ağaçlar. Palmiye ağaçlarının elektrik tellerine çok değmesi ve bunun yanı sıra yangın çıkması zaman zaman karşılaştığımız şeyler. Yeni ağaçlara da güzel olarak bakıyoruz. Bu palmiyelerin artık belediyemizce ve de Marmaris'e bir külfet oluşturduğu, artı ekstradan taşeron tutulduğu, kaldırımların dar olduğunu, palmiye ağaçlarının sağda solda çıkan ufak tefek yangınlardan etkilenip bizi de etkilediğini, yolumuzun daha da güzelleşeceğini, bisiklet yolu olacağını Sayın Başkanımız kararlarıyla biz çok memnunuz. Portakal ve mandalina olmasından yana daha bir doğal bir güzellik olacak, natürel bir güzellik olacak. Bu aşamada biz buranın sakinleri olarak mutlu oluruz tabii ki. Yani Marmaris'in güzelleşmesi açısından en azından önemli, tekrardan arz edeyim, palmiye ağaçlarının bakımı çok zor. Bundan dolayı bir külfetten kurtulmamız
bizim Marmaris Belediyesi açısından artı bir kazanç olabilir. Marmaris Belediyesi yol çalışmalarından dolayı memnunuz. Ağaçlar yeniden, palmiye ağaçları yeniden sökülüp onların yerine daha değişik ağaçlar yapılacak. Ve kenarlarda park yerleri daha güzel olacak, bisiklet yolları. Herhalde eskisinden daha güzel olacağına eminim. Çalışmalardan memnunuz. İnşallah yakın zamanda biter. Teşekkür ederim. Yol çalışmalarımız yapılıyor. Bizim evimiz önünde de gelecek. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Daha düzenli bir yol, daha geniş kaldırım, özellikle bisiklet yolları bizim için çok önemli. Benim oğlum da bisiklet kullanıyor, eşim de. Palmiyelerin söküleceği söylendi belediye tarafından. Aslında bu biraz endişe verici olabilir bizim için ama bu ağaçların sökülüp başka bir yerde de değerlendirileceği söylendi. Bunun garantisini aldıktan sonra çok sevindik açıkçası. Onun yerine dikilecek olan 4 mevsim yeşil kalan ağaçlar, hatta sanırım meyve ağaçları da dikileceği söyleniyor. Bu da çok güzel bir şey. Ben bir mahalle sakini olaraktan mutluyum böyle bir şey olacağı için. Çok güzel. Çok memnunum vallahi, ben kendi adıma da konuşayım. Yenilenmesini çok istiyorum. Tertemiz olur. Hani eski de bayağı yollar. Arabalar çok fazla yerleri kaplıyor hani. Ama böyle ağaçların, çiçeklerin daha güzel böyle derli toplu olması çok mutlu eder bizi. Biz çok memnunuz yani yapılmasından. Bisiklet yolu ayrı olur, araba yolu ayrı olur, daha güzel olur yani. Kazalardan da korunmuş olur insanlar, yayalar. Palmiyelerin kaldırılması çok güzel olacak bence. Çünkü kaldırımlardan yürüdüğümüz zaman gerçekten çok zorlanıyoruz. Çocuk arabası gezdirdiğimiz zaman, en basiti pazar arabası. O bile bize çok zorluk veriyor. Hem görüntü olarak da o kadar da güzel değil, böyle çirkin oluyor kuruduğu zaman. Ama onlar kaldırılıp da yerlerine güzel meyve veren ağaçlar, yeşillik alan olması vallahi çok güzel olur.